Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Nerede kaldık? SML bakış karma problemlerde kaldık arkadaşlar. Şimdi size birbirinden güzel 19 tane soru çözeceğim. Bunlar karma problemler şeklinde olacak. Yani e, hani problemleri şimdiye kadar kategori kategori ayırmıştık. Şimdi herhangi bir şekilde kategori etmeden tıpkı sınavda problemler karşımıza nasıl ki rastgele sırayla çıkıyor veya karmaşık çıkıyor, karışık geliyor, karma bir şekilde geliyor. Şimdi de karşınızda karma bir şekilde problem çözümü yapacağımız bir videomuz var kampımızın bugününde. Kamp demişken de Barış Yayınları Video Ders kitabından ilerliyoruz arkadaşlar kampımıza ve bu kitapta gençler hız problemlerini işlemiştik en son. Şimdi SML bakış karma problemlerdeyiz. Sayfa 192'de peki nereye kadar gideceğiz? 192, 193, 194, 195 ve 196 yani 5 sayfalık bir video olacak bu kitaptan bugün. Kitabı edinmek isteyen arkadaşlarım için açıklama kısmında linkler mevcut sevgili gençler. Evet eğer hazırsak bence daha fazla vakit kaybetmeyelim. Geçelim derse. Evet 46. gün ve 58. videodayız kampımızda SML Bakış 1'e beraber bakalım. Şimdi hemen şunu da sesini kısalım. Gençler aşağıda içlerinde belirli miktarlarda misket bulunan 3 tane özdeş kavanoz ve doluluk oranları bize verilmiş. Burak birinci kavanozdaki misketlerin bir kısmını üçüncü kavanoza aktarmış ve üçüncü kavanozu doldurmuş. Şimdi birinci kavanozdakileri nereye aktarıyor? Üçüncü kavanoza. Hop buradan buraya aktarıyor ve burayı dolduruyor. Doldurdu. Daha sonrasında üçüncü kavanozu doldurmuş. Sonra birinci kavanozda kalan misketleri de ikinci kavanoza aktarıyor. Yani burada kalanları da hop buraya aktarıyor. Şimdi buna göre son durumda e, i̇kinci kavanozun doluluk oranı soruluyor Şimdi ne yapıyorduk bize problemlerde Paydalara bakıyorduk Yani burada 4, 3 ve 5'i görüyorsun 4, 3, 5 ya da 3, 4, 5 Bunların e, Ortak katı kaç 60 e Şimdi o zaman ben diyorum ki Bütün bunların toplamda 60K kadar Hacmi olduğunu düşünelim kavanozların O halde Şunun ne kadarı doludur bak 1 bölü 4'ü diyor yani 15K'sı mı doludur bunun ne kadarı doludur? 1 bölü 3'ü yani 20K'sı mı doludur? Bunun ne kadarı doludur? 4 bölü 5'i. Şimdi 60'ı 5'e böldüm. 12, 4 ile çarptım 48. Bunun da 48K'sı doludur. Şimdi ben şunu doldurana kadar, 3'ü doldurana kadar 1. kavanozdan 3. kavanoza misket mi boşaltıyorum? Aynen öyle. O halde bunun dolması için 12K kadar miskete ihtiyacımız var. Çünkü 12K eklersem 60K'yı elde etmiş olurum değil mi? O halde buradan 12K kadar eksilmiştir ve 3K kalmıştır. İşte bu 3K da şuraya aktarılmış. Yani burada toplam 23K misket oluşmuş. E şimdi doluluk oranı sorulmuştu. 60K kapasitenin 23'ü doluysa doluluk oranı 23 bölü 60'tır. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir. Geçtik. SML bakış 2. Ben bir aydır hastayım <laughs> gençler. Yani ilginç bir aydır Böyle hastalık devam ediyor. Alıştım gibi bünyemin bir parçası olduğu gibi bilmiyorum garip yani. Ama bir aydır hastayım ilginç şekilde. Fındık kreması, süt, kakao ve su karıştırılarak oluşturulan homojen karışımla alakalı. Şimdi neler varmış bir yazalım. Fındık kreması var, e, süt var, kakao var, kakao ve su var. Tamam tüm ürünlerden eşit miktarlarda karıştırılmış. Şimdi o zaman karışımın tamamına 100K diyelim. Yani yüzdesi veya işte oranları kolay hesaplanabilsin diye. Tüm karışıma 100K dersen ve bunlardan eşit miktarda karıştırıldığına göre 25K bundan, 25K bundan, 25K bundan ve 25K da bundan karıştırılmıştır diyebiliriz, değil mi? Peki bu karışım hazırlanırken Kullanılan miktarlar kadar süt, su ve kakao karıştırılarak ikinci bir karışım hazırlanıyor. İkinci bir karışımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Aynı miktarlarda e, süt, su ve kakao karıştırılıyor. Yani hangileri alınıyor? Süt, kakao ve süt. Su. Peki e, aynı miktarlarda karıştırıyorlarsa demek ki ikinci karışımımız 75K'ymış. Ve bu 75K'nın da yine 25K'sı süt, 25K'sı kakao ve 25K'sı da su. Tamam mı gençler? İkinci karışımımız 75K. Peki ilk karışımın %60'ı dökülüyor. Şimdi homojen bir karışım olarak karıştırıldığına göre. Homojen demişti bize. Homojen olarak karıştırıldığına göre. E, biz bunun %60'ını dökersek. Ki geriye 40K'mız kalır. O 40K'nın aynı oranlarda fındığı vardır. Aynı oranlarda sütü. Aynı oranda kakaosu. Ve aynı oranda suyu vardır içerisinde. Yani döküldükten sonra oluşan miktarlar. İşte bunlar arkadaşlar toplam 40K'lık karışımın 10K, 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 10K diğer bileşenleri olacak. Şimdi diyor ki ee, döküldükten sonra dökülen miktar kadar yani 60K kadar ikinci karışımdan ekleniyor. Şimdi dur, bekle. 1 bölü 3'ü süt'tü ikinci karışımın. 1 bölü 3'ü kakao ve 1 bölü 3'ü suydu. E şimdi ben bu karışımdan 60K'yı getirip buraya boşaltmayacağım mı? Evet. O zaman yine 1 bölü 3'ü süt, yine 1 bölü 3'ü kakao ve yine 1 bölü 3'ü su olacaktır. Yani 20, 20, 20 eklenecektir. Şimdi 20K buraya, 20K buraya, 20K ekledim mi? Şimdi yeni oluşan karışımımız artık neresi oldu? Bak şu dikdörtgen içerisine aldığım yer oldu gençler. Ve bu karışımın ne kadarı diyor fındık kremasıdır, yüzde kaçtır diyor. E şimdi yeni oluşan karışımda zaten 60 gidip 60 gelince gene 100K'lık bir karışım oldu ve 100K'nın 10'u fındıksa %10'u fındıktır deriz. Cevabımız da B şıkkı olur tertemiz. Tamam. Evet devam edelim. ÖSYM'le e, bakış 3 ile ÖSYM bakış çözmeye alıştık. E, ÖSYM bakış çözerken de dikkat ettiyseniz sürekli e, kazanım bakış diyordum. E, bir yandan beynimin içine kazınmış. SML bakış 3. Aşağıda bir kafenin e, kestiği 3 farklı hesap fişi verilmiş gençler. Kesilen hesap fişinin bazı kısımları yırtıldığı için verilerden bazıları da okunamıyor. Buna göre, işte şurası yırtılmış arkadaşlar. Veriler hangi veri okunamıyor? Ücret verisi okunamıyor. Buna göre 10 numaralı masa, o ki 10 numaralı masa burası arkadaşlar. E, masanın hesap fişine toplam ücret kaç Türk Lirasıdır diye sorulmuş. Şimdi burada ben çayın fiyatına X, kahvenin fiyatına Y ve suyun fiyatına eğer Z diyecek olursam. Böylelikle şunu fark etmiş olurum. Bak 2 tane çay içilmiş 2x kadar para tutar. Artı 3 tane kahve içildiğine göre 3y. Ve 5 tane su içildiğine göre 5z. Bunun toplam ücreti 345 TL'ymiş. Tamam 345 yazdım. Güzel. Şimdi masa 61'e bakalım. Burada da 7 tane çay ve 4 tane su içildiğine göre 7x artı 4z diyeceğim. Suyun fiyatı z idi ve bunu da toplam ücreti 270 TL'ymiş. Bizden istenene e, gelip bakacak olursak da çaydan 3 taneydi yani 3x. Kahveden bir tane yani y ve sudan 3 tane yani 3z. Bunun toplam ücreti soruluyor bize. E, eğer ki ben şöyle bir e, iş içerisine girersem, bunları taraf tarafa toplarsam. Bak 9 tane x oluşur. 3 tane y oluşur burada ve 9 tane de z oluşur ki bunların toplamı e, 615 yapar. Evet. Şimdi dikkat et bizden istenen şey şunun 3'te biri. Yani elde ettiğimizin 3'te biri. Madem 3'te biri isteniyor ben bunu 3'e bölersem hop bölü 3 dersem cevabı bulmuş olurum ki 9x'i 3'e e, e böldüm 3x. 3y'yi 3'e böldüm y. 9z'yi 3'e böldüm 3z e geldi. Bu da eşittir. 615'i 3'e bölersem 205'in ta kendisi gelir. Cevabımız da E şıkkında verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Geldik kazanın bakış dörde. Pardon SML bakış dörde. ABC firmalarının faaliyete başlama yıllarıyla ilgili. A ve B firmalarının faaliyete başlama yılları arasında 5 yıl. B ve C firmalarının faaliyete başlama yılları arasında 2 yıl vardır. Ve C firması 1991 yılında faaliyete başlamıştır. A firmasının faaliyette olduğu yıl sayısı 2024 yılında 40, 36 ve 26 sayılarından hangileri olabilir diye soruluyor. Şimdi C firmasının ben 1991 yılında kurulmuş olduğunu görüyorum. 2024 yılında bu firma 33 yaşındadır. Şimdi bu C firması. C firması 33 yaşındaysa eğer burada B ile C arasındaki faaliyette... Faaliyete başlama yılları arasında 2 yıl varsa yaşları arasında da 2 yıl vardır. Lakin hangisi daha yaşlı bir firma bilmiyoruz veya daha genç bir firma bilmiyoruz. Sadece 2 yıl olduğunu biliyoruz aralarında. O halde B firması C 33 yaşındaysa B firması 31 yaşında da olabilir. B firması 35 yaşında da olabilir. Değil mi? Peki şimdi A ve B firmalar arasındaki yıl farkı da 5 yılsa o halde eğer ki B 31 ise B 31 ise A bundan 5 yıl küçük olabilir yani 26 olabilir. Bundan 5 yaş daha da büyük olabilir yani 36 da olabilir. Eğer ki B 35 yaşındaysa A firmasıyla arasındaki yıl farkı 5 olduğu için A 30 da olabilir 40 da olabilir diyeceğiz. Buralar 40'ı görüyorum ben bak burada 36'yı da görüyorum o da burada 26'yı da görüyorum o da burada. Demek ki hepsi olabilirmiş bundan kaynaklı cevap E şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet böylelikle ilk sayfamızı bitirdik SML bakışta. 4 tane soru çözdük. 192. sayfaya e, elveda diyoruz. Geldik SML bakış 5'e. Aşağıda bir alım satım uygulamasında bulunan araç markaları ve kasa tipleri arama sorgulama sayfasındaki iki farklı aramanın ekran görüntüleri verilmiş. Honda, Kia ve Toyota marka araçlar var. E, kasa tipleri de sedan ve hatchback. Honda aracı tıklanılıp hem sedan hem de hatchback seçenekleri seçildiği takdirde toplamda 1450 tane ilan olduğu görülüyor. Yani Honda arabalarının, Honda araçlarının bu sitedeki toplam ilan sayısı 1450'ymiş. Hem sedan hem de hatchback olunca toplam sayıyı vermiş olur bize. Diğer yandan Kia ve Toyota işaretlenip sadece hatchbacklerine bakıldığında da 725 ilan olduğu görülüyor. Şimdi Kia, Kia ve artı Toyota diyelim. Bunlar da hatchbackleri arkadaşlar. Şöyle yazalım. Hatchbackleri eşittir. 725 tane ilanı var. Sedanı kaç tane bulabilir miyiz? Şimdi şöyle bir olay var. Toplam Honda, toplam Toyota ve toplam Kia araçlarının tamamının ilan sayısı 2340'mış. 2340. Şimdi zaten 1450 tanesi Honda'ydı. E şu Toyota artı Kia'dan hatchback olanları 725 taneydi. Bir de sedan olanları olacak. Ona da X dersem eğer 1450 artı 725 bize neyi verir? 1450 artı 725 toplayalım. 5, 7, 1, 2, 2175 tane Honda'ların tamamı Toyota ve Kia'ların hatchbackleri var. Tamam mı? Bunun üstüne Toyota ve Kia'nın sedanını ekleyince 2340'a erişiyoruz. O zaman ben 2340'dan şu elde ettiğim 2175'i çıkaracak olursam ki burada 5. 13'ten 7 çıktı 6. 3'ten 1 değil 2'den 1 çıktı 1. Ve burası da 0. Yani 165 tane araç varmış Toyota artı Kia'nın sedan modelleri arasında. Ve diyor ki sedan tipli araçlar da Toyota marka ilan sayısı Kia marka ilan sayısından 105 fazladır. Hmm, tamam güzel. Şimdi şu ikisi bulmuştuk biz. O x neydi arkadaşlar? x neydi? Toyota ve Kia'ların sedan markalarının toplam ilan sayısıydı. E şimdi Toyota'nın ilan sedan ilan sayısı Kia'nın sedan ilan sayısından 105 fazlaysa ben bunu A dersem bu A artı 105 olur. Ve bu ikisinin toplamı bana 165'i verecek. Yani 2 A eşittir 60 ve A eşittir buradan 30 gelir. Yani Kia marka sedan araç 30. Toyota da bundan 105 fazlaydı. 135 tane de Toyota'nın sedan modeli varmış bu sitede. E bize diyor ki bu uygulamada sedan tipli kaç tane Toyota marka araç vardır? Onu zaten bulduk. Cevabımız 135 olacaktı. Yani bunu küme biçiminde falan düşününce daha çok kafamız karışıyor. Hani çok fazla bilgi verildiyse küme problemi şeklinde çözmemizde fayda var şeklinde ifadeler kurmuştuk ya. Bu bunun aksini düşündüren bir soru Aslında bakarsan. Küme şeklinde düşünüldüğü takdirde kümesini kurmak da zor. Neden? Çünkü iki tane kasa tipi mevcut 3 tane marka tipi mevcut bunlara bir tablo oluşturduğun zaman kafan biraz daha karışabiliyor tabloyu doldururken hatalar yapılabiliyor. İyisi mi mantıklı ve aklı selim biçimde düşünüp adam akıllı bu şekilde işlemler yapmak tamam peki SML bakış 6 yaşlarının pozitif farkıyla yaşlarının toplamının farkı 16 olan ha, yaşlarının pozitif farkı bir de topluyoruz. İşte bu yaşları farkıyla yaşları toplamının farkından bahsediyoruz. 16. O halde şöyle diyelim. Zeynep ve Noyan isimli vatandaşlara Zeynep A yaşında, Noyan ise B yaşında olsun. Yaşlarının pozitif farkı derken şimdi A'dan mı B'yi çıkaracağım, B'den mi A'yı çıkaracağım. O yüzden hani hangisi daha büyük bilmiyoruz. Sorunun devamlı okumakta fayda var. Noyan bak şurada ne demiş? Ben senden ye yaş küçüğüm demek ki küçük olan Noyan olduğuna göre ben A'dan B'yi çıkaracağım pozitif fark için. A eksi B ve A artı B var değil mi? A artı B var. Şimdi bak yaşlarının pozitif farkıyla yani şunla yaşlarının toplamı şu. Bununla bunun farkı 16 ymiş. O zaman ben üsttekinden alttakini çıkaracak olursam 2B eşittir. 16'yı elde etmiş olurum ve B buradan kaç gelir? 8. Yani Noyan 8 yaşındaymış. Tamam mı? Ve Noyan demiş ki ben senden Y yaş küçüğüm yani Zeynep Y artı 8 yaşında ya da 8 artı Y yaşında yazalım. Tamam şimdi A ve B türünden ifade etmiştik artık bunu tek değişkene indirdim. 8 ve 8 artı Y yaşlarında olduklarını öğrendim Zeynep ve Noyan'ın. Zeynep'in dediğini hiç okumadık bir de ona bakalım. Sen benim yaşıma geldiğinde yaşlarımızın toplamı X olur demiş. Şimdi Noyan'ın Zeynep'in yaşına gelmesi için Y yıl geçmesi gerekiyor. Madem öyle Zeynep de tabii y yaş büyüyecektir ve böylelikle 8 artı 2 y yaşına gelecektir. E Noyan ise 8 artı y yaşındadır. Bunların yaşlarının toplamı x'miş. 3 y artı 16 eşittir x olmuş oldu. E bir de ben x ile y'nin toplamının 32 olduğunu biliyorum. E şimdi x ile y'yi toplarsam y de eşittir y'dir. Topladığım takdirde 4 y artı 16 gelir. İşte bu x artı y'ymiş. İşte bu da 32'ymiş. Madem öyle 4Y artı 16 32'dir de diyebiliriz. Buradan 4Y eşittir 16 gelmekte ve Y eşittir tabii ki de 4 olacaktır. Şimdi Y'yi 4 bulduk ya. Noyan 8 yaşındaysa Zeynep 12 yaşındadır. E Zeynep kaç yaşındadır diye soruluyor. Cevap 12 olacaktı sevgili yaşlar. SML bakış 6'yı da çözdük. Ve geçtik SML bakış y diye. Çok güzel, çok cool bir soru aslına bakarsanız. E, geçen sene yazdığım bir soru ve geçen seneki problemler fasikülünde de sevgili arkadaşlar bu soruyu kullanmıştım benzerini kullanmıştım ve problemler fasikülünün kampını çözümlerini yaparken sizlere aynen şunu söylemiştim Dikkat edin karşınıza sınavda buna benzer bir soru, hikayesi buna benzer bir soru çıkabilir. Mantalitesi buna benzer bir soru çıkabilir demiştim. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım yine söylüyorum 2024 YKS'de çıkmadı. 2025 YKS'de buna benzer bir soru çıkabilir. Çünkü biliyorsunuz ÖSYM e, güncel hayattan sorular sormayı seviyor ki bu da güncel hayattan bir soru diyebiliriz. Yani güncel hayat derken aslına bakarsan günümüzde yani en çok kullandığımız şeylerden birisi navigasyon. Bu yüzden de ÖSYM bunu sorabilir. Bir navigasyon uygulaması kullanıcının hedef olarak belirlediği yere en kısa rotayı e, belirliyor. Kullanıcıların hızını 60 metre bölü dakika olarak varsayıyor, kabul ediyor ve hedefe varış süresini hesaplıyor. Yani ortalama insanların diyor hızları dakikada 60 metredir diyor. Bundan kaynaklı da diyor. Ben ortalama hızı hesaplayarak diyor, hedefe varış süresini hesaplayacağım diyor. Her 500 metrede bir kullanıcının son gittiği 500 metredeki ortalama hızını hesaplıyor. Kalan yolun bitiş süresini de bu hıza göre hesaplıyor. Yani diyor ki bak diyor sen son 500 metrede ortalama şu kadar hız yapmışsın diyor. Bundan mütevellit ben artık diyor kalan yolu diyor senin güncel hızına göre hesaplayacağım. Haberin olsun diyor ve kalan yolu bu şekilde şu kadar dakikada gideceksin diyor. Aşağıda A noktasından B noktasına gidecek olan İsmail'in kullandığı uygulamanın 3 farklı zamandaki görseli bize verilmiş. İsmail hedefe 17,5 dakikada ulaştığına göre İsmail'in son 200 metredeki ortalama hızı kaç metredir diye soruluyor. Şimdi tabi haliyle 1.2 kilometre demek 1200 metre demek ve uygulama bizim hızımızı 60 metre bölü dakika olarak hesapladığı için 20 dakikada varacaksın diyor. 1260'a böldüğümüz zaman 20'yi yakaladığımız için. Peki aradan 500 metre geçiyor ve 700 metrelik bir mesafemiz kalıyor. Ama uygulama bize diyor ki güncellediği için hızımızı. Sen diyor son 500 metredeki ortalama hızına baktım ben diyor. Sen diyor bu 700 metreyi 7 dakikada alırsın diyor. Neden? Çünkü 700'ü 7'ye bölerek 100 metre bölü dakikayı elde ediyor. Demek ki bizim şu ilk 500 metredeki ortalama hızımız aslına bakarsanız 100 metre bölü dakikaymış. O halde 100 ise 500 metre hareket ettiysek aslına bakarsan burada sadece 5 dakika harcamışız. 5 dakika. 500 metreyi 100 metre bölü dakikayla aldığımız için. Pekala 700 metre mesafe varken biraz daha ilerliyor ve 500 metre daha il ilerledikten sonra 200 metredir 0.2 kilometre. 200 metre kaldıktan sonra diyor ki sen diyor bu mesafeyi 4 dakikada alabilirsin diyor. Çünkü 200'ü 4'e bölüyor ve 50 buluyor. Diyor ki son gittiğim 500 metreyi 50 metre bölü dakika hızla kat ettin diyor. Demek ki buradaki aslında 500 metreyi 55 metre bakalım 50 metre bölü dakikayla aldın diyor. Dolayısıyla 500'ü ben 50'ye bölersem demek ki burayı da 10 dakikada aldığımı öğrenmiş olurum. Demek ki ikinci kısımda biraz yavaşlamış İsmail. Peki toplama geçirdiği süre nedir? 5 artı 10'dan 15 dakika. Peki İsmail hedefe 17,5 dakikada mı ulaşmış? Yani son 200 metreyi 2,5 dakikada almıştır. Ve diyor ki İsmail'in son 200 metredeki ortalama hızı toplam alınan yol 200 metre ve Buradaki toplam geçirilen süre 2,5 dakika. Yani 5 bölü 2 dakika diyebiliriz. Ters çevirip çarparsak 400 bölü 5 gelir. Bu da bize 80 metre bölü dakikayı verecektir. Yani cevabımız A şıkkında verilmiş sevgili gençler. Evet şimdi bu sayfayı yani 193'ü de bitirdik. Ve artık sırada 194. sayfa var. SML bakış 8. sorudayız. Hadi bakalım beraber düşünelim. Aşağıda verilen tabloda Ahmet, Burak ve Can'ın Şimdiki ve x yıl sonraki yaşları ABC türünden ifade edilmiş. Şimdiki yaşları Ahmet'in A, Burak'ın B ve Can'ın C iken x yıl geçiyor üzerinden. x yıl geçtikten sonra, Ahmet'in yaşı B artı 1, Burak'ın yaşı C artı 12, Can'ın yaşı A eksi 4 oluyor. Eğer ki sen bunları şu şekilde kurarsan işte A artı x hocam B artı 1'miş. B'ye x ekleyince C artı 12'yi buluyormuşuz. C'ye x ekleyince a x 4'ü buluyormuşuz tarzına düşünecek olursan bu seni biraz yorabilir, yıpratabilir, hataya da sürükleyebilir. Aman dikkat. Hemen şunu yapıyorsun. Bunlar madem x yıl sonraki yaşları. O zaman Ahmet de x yaş büyümüştür. Bu da x yaş büyümüştür. Bu da x yaş büyümüştür. Ve şimdi söyleme şimdi söylemeye çalıştığımız şey şu. Şimdiki yaşları toplamı a artı b artı c iken x yıl sonraki yaşları toplamı ne oluyor? A artı B artı C 12 bir daha 13 4 çıkardım artı 9 oluyor. Şimdi yaşları toplamı 9 büyümüş. Aslına bakarsan x yıl sonra her biri x'er yıl büyüdüğü için yaşları toplamı 3x kadar büyür. Demek ki o işte 3x 9'muş. 3x 9 sa x 3'tür. Demek ki bunlar şimdiki yaşları bunlar da 3'er yıl sonraki yaşları. O halde ben artık rahatlıkla şu cümleleri kurarım. A'ya 3 ekleyince bu bize B artı 1'i veriyor. Yani aslına bakarsak A eşittir B eksi 2'ymiş diyebiliyoruz. Veya B'ye 3 ekleyince bu bize C artı 12'yi veriyor. Yani B e, eşittir diyelim 3 çıkardım C artı 9'muş. Hatta B eksi 2 de C artı 7'dir diyebilirim. Yani bu da C artı 7'ye eşitmiş. Şimdi ben bütün söylenilecekleri buradan çıkaracağım. A B eksi 2'ye eşitken C artı 7'ye de eşitmiş. Şimdi diyor ki Burak diyor Ahmet'ten 2 yaş küçüktür diyor. Şimdi Burak, Burak'ın yaşından 2 çıkarınca Ahmet'in yaşına eşit oluyor. O zaman Burak 2 yıl büyüktür, 2 yaş büyüktür. Küçük değildir, bu gitti. Can Burak'tan 9 yaş küçüktür diyor. Can'a bakıyorsun, Can'ın yaşına 7 ekliyorsun, Burak'ın yaşından 2 çıkarıyorsun ancak öyle eşitleniyor yaşları. Yani Can Burak'tan 9 yaş küçükmüş. Doğru. Ahmet Can'dan 7 yaş büyüktür. Ahmet'e bakıyorsun Ahmet'in yaşı Can'ın yaşından 7 fazla. Demek ki 7 yaş büyük. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3. Yani cevap C şıkkında verilmiş arkadaşlar. Evet. Çok tarz bir soruydu. Devam ediyorum. 9. sorumuzda. Bir iş yerinde işçilere ödenen günlük ücretler hakkında Fazla mesaiye kalınmazsa günlük A lira. Fazla mesaiye kalınırsa günlük A artı 120 lira ödeniyormuş. Bak bu soruya dikkat. Sorudan ziyade çözüme dikkat. Çünkü ben size kazanım bakışlarda bu sorunun bu tarz soruların çözümlerini farklı bir yöntemle öğrettim. TORK yöntemi diye isimlendirdiğim bir yöntemle öğrettim. ÖSYM bakışta da bazı soruları TORK yöntemiyle çözdük. Şimdi karşımıza ile bakışta ve diğer sorulara göre biraz daha kafa karıştırıcı bir soru var. Denklem kurarak çözdüğümüz zaman biraz daha alengirli bir soru var. E, çözüme dikkat et. Tork yöntemine çözeceğim bir soru. Diyor ki bak fazla mesaiye kalmazsan alacağın ücret A lira. Eğer diyor mesai bittikten sonra fazladan biraz daha mesai yaparsan diyor 120 lira daha ödereceğim ben sana diyor. Bu mesai ücretinin üzerine 120 lira daha vereceğim diyor. 30 günlük bir ayda İbrahim ayın bazı günlerinde fazla mesaiye kalmış. Bazı günlerinde kalmamış. Ay sonunda İbrahim toplam kazancını 30'a bölmüş. Yani ortalamasını bulmuş kazancının ve bu da günlük A artı 20'ye tekabül etmiş. Buna göre İbrahim ay boyunca kaç gün fazladan mesaiye kalmamıştır diye soruluyor. Şimdi kalmadığı zaman A lira alıyordu ya. Şöyle düşünelim. Eğer ki, eğer ki ben hiç ama hiç fazladan mesaiye kalmamış olsaydım ay boyunca alacağım ortalama günlük ücret A lira olurdu. Her gün mesaiye kalmış olsaydım ay boyunca alacağım ortalama ücret A artı 120 lira olurdu. Ama bu adam bazı günler mesaiye kalmış bazı günler kalmamış ve ortalama günlük ücreti A artı 20'ye tekabül etmiş. Sayı doğrusu üzerinde gösterdim. Biliyorsunuz A artı 20 A'ya daha yakın olduğu için sol tarafa biraz daha yakın çizdim A artı 20. Peki Şimdi yapacağımız olay şu. İyi dinliyorsun. Tork yönteminde. Burası bizim denge merkezimiz çubuğumuzun. Şurası kaç birim? 20 mi? Peki şurası kaç birim? Hocam 100. O halde burada kaça kaç oran var? 1'e 5 bak. K'ya 5K. O halde diyorum ki ters orantı vardır bu çubukta. Burada K gün çalışmıştır. Yani fazla mesai ile K gün çalışmıştır. Mesaiye kalmadan 5K gün çalışmıştır. E, toplam gün sayısı 6K. 6K eşittir 30 ise K eşittir 5'tir. Demek ki mesaiye kalmadan çalıştığı günler 25. Mesaiye kalarak çalıştığı günler 5'miş. Kalmadan çalıştıklarını soruyor. Cevap 25 olacaktı. Yani ne kadar basit ve ne kadar düzgün ve ne kadar mantıklı bir çözüm. Bundan kaynaklı eğer izlemediysen, eğer bakmadıysan, kolaydır falan diye geçtiysen veya nasıl olsa çözdüm diye dinlemediysen lütfen o kazanım bakıştaki soruları Özellikle neredeki biliyor musun? Özellikle yüzde problemlerindeki, kazanım bakıştaki soruların tamamını bir izle. Tamam? Eğer izlemediysen. Devam edelim. SML bakış 10. Aşağıda verilen tabloda bir kitap evinde satılan, bu da muhteşem bir sorudur. İyi dinle. Bir kitap evinde satılan A ve B kitaplarının 2022 ve 2022, 23 ve 24 yıllarındaki fiyatları verilmiş bize. Şimdi 2022 yılında mesela A kitabı 75 liraymış. 2023'te Y, 2024'te 108 liraymış. 2023 ve 2024 yıllarının başında zam yapılan a ve B kitap fiyatlarının birine eşit miktar zam yapılırken diğerine eşit oranda zam yapılmış yani buradan buraya geçerken eşit miktarda buradan buraya geçerken yine aynı zam mı yapmış ve diğer yılda mesela buradan buraya aynı oranda buradan da buraya aynı oranda zam yapmış bak miktar ve oran arasındaki farkı çok güzel vurgulayan bir soru Buna göre x artı y toplamının alabileceği değerlerin toplamı soruluyor. Ara, alabileceği değerler diyor. Çünkü hangisine eşit miktarda hangisine eşit oranda zam yapılıp yapılmadığını biz bilmiyoruz. Peki varsayalım ki varsayalım ki buradan buraya eşit miktarda zam yapılmış olsun. Ne kadar zam yapılmış? 40. O zaman buradan da buraya 40 yapılmıştır ve böylelikle x'in e, ay pardon, özür dilerim. Hemen geçtik. Arkadaşlar elim değdi. Kapatma şeyine. Kusura bakmayın. Burası 40 kadar zam yapılır. Buraya da 40 kadar zam yapılır ve ikisinin 180 olması gerektiğinden bahsedilebilir. Madem sağ tarafa yani B kitabına eşit miktarda zam yaptık. Şimdi A kitabına eşit oranda pardon ha, aynen eşit oranda zam yapacağız. Şimdi ben diyorum ki madem eşit oranda zam yapacağım. Şimdi 75 biz bu fiyatın biz bu kitabın fiyatını x kat arttıralım. 2023'e geçerken de yine bir x kat daha arttıracağım. Ve bu bana 108'i verecek. X'i bulabilir miyim? Tabii ki de bulurum. Bak şununla şunu çarp x kare. 75'i karşıya at 108 bölü 75. Hocam çok saçma şeyler geldi ne olacak? Hiç merak etme. 3'e böl 36. 3'e böl 25. X kare 36 bölü 25 ise x kaçtır? Tabii ki de 6 bölü 5'tir. Yani %20 bir zamdan bahsediyoruz değil mi? Ya da hiç %20 ile uğraşma. Sen y'yi mi bulmak istiyorsun? Bunu 75'te x'i çarparak elde edebiliriz. Yani 75'te ben 6 bölü 5'i çarpacak olursam bu bana neyi verir? 75'i 5'e böldüm 15. 15 kere 6 da bana 90'ı verir. Demek ki x 180 ise y 90 olabiliyor. x artı y'nin alabileceği ilk değer 270 olarak karşımıza çıkıyor. Bu güzel. İyi oldu. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şuralardan vazgeçiyorum. Yazmışsındır umarım. Ay özür dileriz tamam. Şimdi... Bak ben şuna eşit miktar buna eşit oran zam yapmıştım. Şimdi tam tersini yapıyorum. Buna eşit miktarda buna eşit oranda zam yapalım. Mesela 100'den 140'a %40 zam yapılmıştır. O halde 140'ın %40'ı da eklenip ikisi bulabiliriz üzerine. Yani ben 140'ı %40 zam yapacaksam ne yapmam gerekiyor? 140 bölü yüzde çarpmam gerekiyor. 14 kere 14 196 olduğu için iki tane de sıfır koydum. E buraya da şöyle 00 0 yazdık. Şu sıfırla şunlar gitti 196 lira. Yani ikisinin alabileceği ilk değer 196 olmuş oldu. Şimdi buraya eşit miktarda zam yapacağım A kitabına. Eşit miktarda zam yapılıyorsa o zaman direkt şunu söyleyebilirim. 75 ile 108'i toplayıp ikiye bölersem tam ortadaki sayıyı bulmuş olurum. İkisi de eşit uzaklıktadır. E toplayalım. 183 mü yapar arkadaşlar? 183'ü ben 2'ye böldüğüm takdirde bu da bana 91,5'u verir. Yani y 91,5 buçuk olur. İkisini toplarsam eğer 190 ile 90'ı topladım 280 yaptı. 1,5 ile 6'yı topladım 7,5. Dolayısıyla 180, 287,5 da bu geldi. 287,5. Eğer ikisini toplarsam 500, 500, 55, 555 mi geliyor? Yok 557,5 geliyor. Aynen. Cevabımız da o halde 557,5 D seçeneğinde verilmiş gençler. Evet, SML bakış onu da çözdük. Sıra 11'deyiz. İsmail ve Barış arasında şöyle bir muhabbet geçmiş. 2024 yılında geçiyor bu muhabbet. Unutmayın. Barış diyor ki, 2010 yılında, şimdi dur bir İsmail yazalım. Bir SML yazalım. Bir de Barış yazalım. Tamam mı? 2010 yılından bahsediyoruz. 2010. 210 değil. 2010 yılından bahsediyoruz. 2010 yılında benim yaşım senin yaşından %50 fazlaydı demiş. Yani 2010 yılında İsmail 2x yaşındaysa bunun %50'si x'tir. Barış 3x yaşındaymış. x kadar fazlaymış. İsmail de bunun üzerine yine 2024 yılında demiş ki doğru söyledin demiş. 2040 yılında ise senin yaşın benim yaşımdan %20 fazla olacak. Şimdi hangisinden bahsediyoruz? 2040. Yani bundan 30 yıl sonrasından bahsediyorum. Yani 2x artı 30 olur 2040'ta bunun yaşı. Ve 2040, yaşın, 2040 yılında bunun yaşı da 3x artı 30 olur. Şimdi diyor ki senin yaşın benim yaşından %20 fazla. Yani aslına bakarsan şundan bahsediyoruz. %20 fazla demek 6 bölü 5 katı demek. Yani 120 bölü 100 katı demek. 2x artı 30'u ben 6 bölü 5 ile çarpınca bu bana 3x artı 30'u verecekmiş. Şu 5'i alıp şuraya sallarsam 5'ten kurtuldum. Şimdi 6'yı ve 5'i içeri dağıtalım denklem çözelim. 12x artı 180 eşittir 15x artı 150 diyelim. 12x'i bu tarafa davet ettim 3x geldi. 150'yi sol tarafa attım 30 oldu ve x kaçmış arkadaşlar? x olmuş Yani 2010 yılında İsmail 20 yaşındayken Barış 30 yaşındaymış. İsmail ile Barış'ın şimdiki yaşları toplamı soruluyor. Şimdi 2010 yılında geç 2010 yılındaki yaşlarını bulduk. Şimdi bize 2024 yıllarındaki yaşları lazım. 2024 yılında İsmail aradan kaç yıl geçmiş? 14. İsmail 34 yaşında olur. 14 yılda buna eklersem Barış da 44 yaşında olur. İkisinin yaşları toplamı sorulmuştu. 78 bize cevabın ta kendisini verir. Cevabımız B şıkkındadır gençler. Evet böylelikle 194'ü de bitirdik. Fark ettiniz mi bilmiyorum. 3 sayfayı da bu şekilde erittik. Aslına bakarsan soru çözmek için oturduğunda kitabın başına kitapla inatlaşmayacaksın. Yani inatlaştığın takdirde. Yani bu hayatta sen neyle inatlaşırsan inatlaş. Hani sen inatlaştığın için o da seninle inatlaşacaktır. Yani bu hayatta bu her zaman böyledir. Yani sen her şeyin bir yansıması vardır arkadaşlar. Etki tepki olayı. Her şeyin bir yansıması vardır. Sen eğer sinirle yaklaşırsan birine o da sana sinir olacaktır. Sen eğer birine şefkatle yaklaşırsan o da sana şefkat duyacaktır. Sen eğer birine Mutlu bir şekilde selam verirsen o da sana mutlu bir şekilde selam verir. Gülmeye başladığın, gülümsemeye başladığın zaman karşıdakiler de gülümsüyor farkındaysanız. Değil mi? Bundan kaynaklı e, bu hayatın kuralı bu. E, bu sınavda bu hayatın içerisinde. Yani hayatın kurallarıyla açıklanabiliyor aslında bakarsan sınavdaki psikolojide. Bundan kaynaklı sen bu kitabı çözerken eğer bu kitapla inatlaşırsan. Bu kitap değil herhangi bir kitap fark etmez. Bunlarla inatlaşıyorsan o kitapta seninle inatlaşacaktır. Sen o sorulara karşı nefret besliyorsan, sistem de sana nefret besleyecektir. Dolayısıyla başarılı olma olasılığını kendi kendine düşürme. İnatlaşma. Ben muhteşemim, ben iyiyim, ben mükemmelim. Bundan kaynaklı da bu kitaptaki soruları çatır çutur çözebiliyorum. Bazılarını çözemesem de, biraz uğraşsam eminim ki çözerim. Dolayısıyla uğraşacağım. İnat etmeyeceğim. İnat etmeyeceğim, üstüne gitmeyeceğim. Uğraşacağım. Uğraşırsam başarılı olurum. Her türlü. Tamam. Bu cümle bizim hayatımızın orta noktasında durmalı. Şimdi gençler devam ediyoruz. SML bakış 12 ile. Bir sınıfta <laughs> Ali, Banu, Ceylin, Deniz ve Ece isimli 5 tane öğrenci var. Ali, Banu, Ceylin yani A, B, C, D, E diyebiliriz. Deniz ve Ege. 5 tane öğrenci var. Ee, ve diyor ki her öğrencide en az bir tane kalem var. Ali Banu'ya 6, Deniz Ece'ye 4 kalem verince kişilerdeki kalem miktarları eşit oluyor. Şimdi Ali Banu'ya 6 kalem verince varsayalım ki şimdi burada Ali Banu'ya, Deniz Ece'ye diyor ya kalem verilip alınmayan kişi kim? Ceylin mi? O zaman ben şöyle diyeyim. Ceylin'de x tane kalem olsun. Kabul mü? Ve herkes birbirine kalem verme işlemini tamamladıktan sonra herkesin kalem miktarı da x olsun. Bundan kaynaklı ben Ali 6 tane kalem verince kalem miktarı x olacaksa, Ali'nin x artı 6 tane kalemi olduğunu düşünelim. 6 tane başkasına verince x tane kalemi kalır. E kim alıyordu bu kalemleri? Banu. O zaman Banu'nun da x eksi 6 tane kalemi varmış ki 6 tane kalem alınca 2 tane kalem oluyor. Deniz ve Ege e 4 kalemse demek ki Deniz'de x artı 4 tane. Ege'de x eksi 4 tane kalem varmış. Gibi. Ece'de. Ha, Ece'ymiş o. Ege değilmiş arkadaşlar. Neyse o kadar Ege dedik. Neyse Ece olsun hadi. Pekala buna göre Ece'nin okula gelmediği bir gün. Tüm kişilerdeki kalem miktarlarının eşit olabilmesi için ee, en az kaç kalem el değiştirmelidir diye. Ece okulda yok. Ece okulda yok. Ve kişilerdeki kalem miktarları bunlar. Herkesteki kalem miktarı eşit olacaksa önce ben şunu düşünürüm. Şu ikisinin toplamı 2x. Şu ikisinin toplamı da 2x artı 4. Toplarsam ben bunları 4x artı 4 gelecektir. Tüm kişilerdeki kalem miktarları eşit olacaksa ben bunu 4'e bölerim. Ve herkesteki kalem miktarı x artı 1 olursa derim kişilerdeki kalem miktarları eşit olacak. Şimdi herkes de x artı bir tane kalem olacaksa eksik olanlar bir şey yapmak zorunda değil. Yani mesela Banu bir şey yap, yapmayacak burada. Bir eylem, bir faaliyet gerçekleştirmeyecek. Bu da bir faaliyet gerçekleştirmeyecek. Sadece Ali'de x artı altı tane kalem vardı ya. Bunun beşinden kurtulması lazım x artı bire düşürmesi için. 5 tane kalem el değiştirir bu şekilde. Denizde x artı 4 taneydi ya 3'ünden kurtulması lazım. Ki 3 tane daha kalemel değiştirirse toplam 8 kalemel değiştirir. Ve herkes de eşit sayıda kalem olur diyebiliriz. Cevabımız 8'de. Evet. SML bakış 13. Bir tartma işleminde ki bu soruya benzer bir soruyu arkadaşlar ÖSM bakış kısmında da çözmüştük hatırlarsınız. Şimdi bir daha çözeceğiz. Ee, ve tork yöntemini kullanarak çözeceğiz. O yüzden iyi dinleyin. Bir tartma işleminde iki farklı tartı kullanılacak kullanılacak tartılarla ilgili birinci tartı gerçek ağırlığın %4 eksiğini, ikinci tartı gerçek ağırlığın %5 fazlasını gösteriyor. Gerçek ağırlığı 108 kilo olan bir un çuvalı iki parçaya ayrılıyor. Ve bir parça birinci tartıyla, ikinci diğer parça da ikinci tartıyla tartılıyor. İki tartının gösterdiği değerlerin toplamı yine 108 kilo, e, kilogram oluyor. Yani gerçek ağırlığı yine eşit oluyor. Buna göre birinci tartıyla tartılan un kaç kilogramdır diye sorulmuş. İyi dinle beni. Şunu düşüneceksin bir denge çubuğum var diyelim. Eğer ki ben bütün bu 108 kilogramın tamamını %4 eksik tartan tartıyla tartmış olsaydım. Ki bütün ağırlığa biz 100K dersek bak 108 ile uğraşmamak için yine 100K diyorum. Yüzdesel olarak kolay hesaplanabilsin diye 100K diyorum. %4 eksik tartacaktı ve 96K ölçecektik biz tüm toplam ağırlığı. Eğer ki ikinci tartıyla tartmış olsaydım o zaman da 105K ölçecektik. Ama ne kadar ölçmüşüz? 100K'yı gene 100K uçmuşuz. 100K'yı da şuraya yazdık. Şimdi burası benim denge merkezim. Tamam. Şunu şuraya olan mesafesi kaç? 4K. Bunun buraya olan mesafesi kaç? 5K. O zaman kimse kusura bakmasın. Ters orantı vardır ve burada 5K ile 5K kadar bir ürün tartılmıştır. Burada 4K kadar bir ürün tartılmıştır. Toplam ürün 9K ki 108 kilogram olduğunu biliyorduk. O halde K kaçtır? 12 kilogram mı? K12 ise diyor ki birinci tartıyla tartılan. Birinci tartı eksik tartandı. Yani şuydu gençler. 5K kadardı. K kaçtı? 12. O zaman 5 çarpı 12'den doğru cevabın 60 olması içten bile değildir. Cevabımız D şıkkıdır diyeceğiz. Evet. SML bakış 14 ki çıkmış bir sorunun benzeridir kendileri. Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığına dara denir. Eylül mutfak tartısıyla bir su bardağını önce tamamen suyla dolu, ardından içinde bir miktar suyla tartıyor. Aşağıda bu tartma işleminin işlemlerinin gram türünden sonuçları gösterilmiş. Şimdi dara 120 demek ne demek gençler? Ee, kabının ağırlığıydı. Şimdi ben 400'den 120'yi çıkarırsam ki 280 bulurum. Demek ki buradaki tam dolu bardağın içerisindeki su miktarı 280. 320'den 120'yi çıkarırsam ki 200 kalır. Burada bardağın içerisindeki su miktarı 200 grammış. Şekil 2'de tartma işleminde bardağın kaçta kaça doludur? E, tüm e, tamamı dolu olan bardak 280 gram alırken e, bunun içinde 200 gram var. O zaman 200 bölü 280'i doludur ki ben bunu 40'a bölersem 5 bunu 40'a bölersem 7 gelir. Cevabımız 5 bölü 7'nin ta kendisidir deriz. Böylelikle SML bakış 14'ün e, bitirerek 195. sayfamızın da sonuna geldik ve artık son sayfamızdayız. SML bakış 15'te. Aynı ligde mücadele eden A ve B takımlarının oynadıkları tüm maçlardaki kazanma oranları aşağıda verilmiş gençler. A takımı tüm maçlarının %72'sini kazanırken B takımı tüm maçlarının %63'ünü kazanıyor. A ve B takımları yukarıda verilen kazanma oranlarına sahipken sadece kendi aralarında yaptıkları 12 maça daha çıkmışlar ve bu maçların hiçbiri hiçbiri berabere bitmemiş. Maçlar sonunda A ve B takımlarının yine oynadıkları tüm maçlardaki kazanma oranları hesaplanıyor ve ikisinin de düştüğü görülüyor. Buna göre bu 12 maçtan A takımının kazandığı maç sayısının alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Şimdi A takımı ve B takımı gibi düşünelim. A takımı 12 maçın tamamını kazanmış ve B takımı hiçbirini kazanmamış olabilir. Veya bu oran 11'e 1, 10'a 2 9'a 3, 8'e 4, 7'ye 5, 6'ya 6 diye devam eder. 5'e e, 7, 4'e 8, 3'e e, 9, 2'ye 10 diye devam eder. Son olarak şuraya da yazalım A ve B'yi. 1'e 11 veya 0'a 12 şeklinde bitmiş olabilir. Yani bunlar ne demek? Şunlar B takımının kazandığı maç sayısı, bunlar A takımının kazandığı maç sayıları olabilir. Lakin şunu söyleyeceğiz. A takımının kazanma oranının düşmesi için son oynadığı 12 maçın kazanma oranının da %72'den küçük olması gerekiyor düşmesi için ortalamanın. Aynı şey B takımı için de geçerli. Yani 12 maçtan 12 maçın kazanma ortalaması %63'ten daha küçük olmalı ki %63 daha düşük çıksın. Peki eğer ki 12'ye 0 12 maçı A takımı kazanmış olsaydı maçların %100'ünü kazanmış demektir bu. Ki bu da arkadaşlar kazanma oranını yükseltir anın. B'yi düşürür ama A'yı yükseltir. Bu olmaz. Aynı şey 0-12 içinde de geçerlidir. 11'e 1 de olmaz. Ki %90'dan fazla bir kazanma oranı bu da olmaz. O halde bu da olmaz. 0-11 de olmaz. Çünkü bu sefer B'ninki çok yükselecek. Peki 10'a 2. Şimdi şöyle. 10 bölü 12'den bahsediyoruz aslında bakarsak. Hatta ben bunu 3'e bölersem 3,33 bölü 4 gelecektir. 25 ile çarparsam ki 25 ile çarpıldığı zaman burası 80'in üstünde bir kazanma oranı çıkar. 80'in üstündeyse olmaz. %80'in demek ki bu da olmayacak. 9'a 3. 9'a 3, 3 bölü 4'tür. Yani %75'tir. E %75 olursa A takımının kazanma oranı gene 72'den fazla yine olmaz artık 8'e 4 olacaktır. Çünkü 8'e 4 demek 2 bölü 3'tür ve %66'ya tekabül eder. Bak %66'ya tekabül eder A takımının kazandığı maç oranı. E zaten e, burası da %33'e tekabül ettiği için bunu da düşürecek. O halde bu burası olur. 7'ye 5 de olacaktır. 6'ya 6 zaten %50 50 olduğu için bu da olur. E bunların şimdi bak 7'ye 5 olduysa 5'e 7 de olur. 4'e 8 olur mu? Şimdi 4'e 8 olunca şurası %66 oluyordu değil mi? E 163'ten büyük. Demek ki bu olmuyor arkadaşlar. Ve artık bu da olmuyor diyebiliriz. Çünkü 9'a 3'ü elemiştik. 3'e 9'da ederiz Hangiler oluyormuş? İşte şunlar. A takımının kazandığı maç sayılarının alabileceği değerlerin toplamı sorulmuştu. 8, 5 daha 13. 7, 6 daha 13. Toplarsam 26 gelir. Cevabımız A şıkkıdır deriz. Geldik. SML bakış 16'ya. Şu kısmı sildim. Güzel de bir sorudur. İyi dinle. Tam bir yaş problemi. Barış kitap fuarında satın aldığı kitabı yazarına imzalatmış. Yazar imzasının yanına aşağıdaki notu almış. Demiş ki: "Sevgili Barış, 1985 yılında yazdığım bu kitabı özenle saklayacağına inanıyorum. Hulusi Sayın. 2024 yılında imzalamış. Peki. Kitabın şu anki yaşının yazarın kitabı yazdığı andaki yaşına eşit olduğunu gören dur 1985'te yazmamış mı bu kitabı yazar? Evet. 2024'ten 1985'i çıkarırsam ki 39 gelir. Demek ki bu kitap 39 yaşında. Kitap 39 yaşında ve diyor ki kitabın şu anki yaşı yani 39'dan bahsediyor 39'un yazarın kitabı yazdığı andaki yaşına eşit. Yani yazar bu kitabı yazdığında da 39 yaşındaymış. O halde 1985'ten 39'u çıkaracak olursam ki 1946 gelir. Yazar 1946 doğumlu. Yazarın doğum yılı Pekala öğrenen Barış Yazarın şu anki yaşı benim şu anki yaşımın 3 katıdır e, Yazarın şu anki yaşı 39 artı 39'dan 78'dir Ben bunu 3'e bölersem Barış'ın yaşını bulmuş olurum 2000, e, 26 2026 26 yaşındaymış Barış'ın doğum yılı e, 2024 yılında geçmişti bu muhabbet Ben bundan 26'yı yani Barış'ın yaşını çıkarırsam 1998'de Barış'ın doğum yılını bulmuş olurum Cevabımız 5'lik olur ve gençler. SML ile bakış 17'deyiz. Bir spor turnuvasında her takıma takımdaki kişilerin yaş ortalamasına göre ekstra puan verilmekte. Örneğin yaş ortalaması 30 olan bir takım 10 tane ekstra puan alırken yaş ortalaması 26 olan takım 14 puan alıyor. 32 olan takım da 8 tane ekstra puan alıyor. Yani yaş ortalaması arttıkça alınan ekstra puan düşüyor. Gençleri teşvik, spora teşvik diyebiliriz. Takımlarda gençleşmeye teşvik diyebiliriz. Pekala. 3 kişilik A takımının katıldığı bir turnuvada bak 3 kişilermiş unutma. Ali kadrodayken A takımı 15 ekstra puan alıyor. 15. Kadrodan Ali çıkıp Can dahil olunca A takımı 8 ekstra puan alıyor. He, ne kadar puan düştü? 7. Değil mi? 7 puan düştü. Neden? Şimdi şuraya bakalım. 30 iken 10 alıyor. 26 iken 14 alıyor. Yani yaş ortalaması 4 düşünce... Alınan puan 4 artıyor. Demek ki her bir yaş için bir puan artıyor veya azalıyor. E burada 15 iken 8 oluyorsa hop ne kadar düşmüş bu? 7. Ortalama 7 düşmüş. Ortalama 7 düştüğüne göre 3 kişiler yaş toplamı 21 düşmüştür. E Ali, Ali çıkıp can giriyor. Pardon ee, alınan puan düşmüş lakin yaş artmış. Ne kadar artmıştır o zaman? 21 artmış. E canla Ali arasındaki yaş farkı tabii ki de 21'den başkası değildir. Tamam mı? Güzel. Şimdi 18. ve son sorumuzdayız. Barış öğretmen. Ard arda görev yaptığı okullarda göreve başladığı tarihten itibaren göreve başladıktan sonraki her yıl için bir yaş verdiği okullara sosyal medya hesabından aşağıdaki paylaşımı yapmıştır. Şimdi 6 yıl önce paylaşmış Yeşilköy Anadolu Lisesi 7 yaşında demiş. Yani 7 yıl burada 7 yıldır burada çalışıyorum demiş. 6 yıl önce. O zaman bu e, işe yani Yeşilköy Anadolu Lisesi'ne başlayalı 13 yıl olmuştur. 6 yıl önce paylaşmış. 6 yıl önce 7 yıldır burada çalışıyorum diyorsa demek ki orada çalışmaya başladığından itibaren 13 yıl geçmiştir derim. 24 yıl önce Erçek İlköğretim Okulu'na 3 yaşında dediğine göre demek ki buraya da 27 yıl önce başlamış diyebilirim. 24 artı 3'ten. Ve başladığı yıl neymiş? 1980. 1980'e 27 eklersem biz şu an 2007'den bahsediyoruz o halde. Yani bu paylaşımları gördüğümüz yıl 2007'ymiş. Peki. Barış öğretmen paylaşım anılarını okuduğu e, okuduğu gün Yeşilköy Anadolu Lisesi ve Erçek İlköğretim Okulu okullarının yaşları toplamının kendi yaşının 4 eksiği olduğunu hesaplamış. Yaşları toplamı. He dur. 13 artı 27 40. Kendi yaşından 4 eksikse Barış öğretmen 44 yaşında şu an. Barış öğretmen şu an 44 yaşında. Herçek İlköğretim Okulu'nda 1980 yılında göreve başladığına göre Yeşilköy Anadolu Lisesi'nde göreve başladığında kaç yaşındadır Barış öğretmen? Hmm, tamam. E, 13 yıl önceydi işte. Demek ki ben 44'ten 13'ü çıkarırım. 31 bulurum. Cevapta da olmuş olur. Evet gençler, 196'yı da bitirdik. Şimdi sayfamızın rengi değişiyor. Çünkü bir bölüm kapağı var. Bölüm 5'e geçeceğiz. Mantık, küme ve kartezyen çarpım işlemek için fonksiyonlara ramak kala konuları diyorum ben bunlara. Fonksiyonlara ramak kala artık mantık küme ve kartezyen çarpım konusundayız. Bu üç konuyu mükemmel bir şekilde öğrenmen lazım. Eğer bunları öğrenirsen şunu iddia ediyorum fonksiyonlarda rahat edersin. Fonksiyonlarda rahat edersen ve onu iyi öğrenirsen limitte, türevde, integralde, logaritmada, dizide çok rahat edersin. Tamam yani ayetin tüm konularını rahat edeceksin. Bizim için fonksiyon çok değerli. Matematiğin bence temeli. Fonksiyonun da yani fonksiyon matematiğin temeli ama fonksiyonun da temeli küme, mantık ve kartezyen çarpım. Bundan kaynaklı bu konular iyi dinlenilmesi gereken konular. Sana yapacağım uyarı da bu güzel kardeşim. Evet, SML bakış testini bitirdik. Problemlerin böylelikle problemlere noktayı vurmuş olduk. Bayağıdır uzun süredir problemlerdeyiz. Ee, tabii insanın canını biraz sıkabiliyor. Ama bu bir süreç. Bu bir süreç olduğu için canın daha çok sıkılacak. Ocak ayında yalvaracaksın artık bitsin diye. Şubat ayında zaman artık geçmiyor diyeceksin eğer durmadan çalışıyorsan. Bak durmadan çalışan adama da zaman geçmiyor ha. öyle, bir de, öyle de bir durum var. Hiç çalışmıyorsan zaman var ya uf çatur çutur geçer. Deli divane geçer. Dersin ki hayatımın en hızlı geçen yılıydı. Vallahi bak eğer hiç çalışmıyorsan. Çünkü orada şey vardır böyle son 4 ay bakarım muhabbetini ediyorsan eğer mesela çalışmıyorsun ama son 4 ay bakarım işte hızlandırılmış biçimde zaten şu kadar puan lazım o da bana yeter falan diyorsan. Son 4 aya girersin de haberin olmaz. Bir bakarsın hadi çalışayım diye bir buçuk ay kalmıştır. Deli gibi zaman geçer ama her gün çalışıyorsan şu sıcak yaz günlerinde sınava 300 gün varken 270 gün varken sen çalışıyorsan zaman hiç geçmeyecek sana. Bu güzel de bir şey aslında zamanın geçmemesi hala vaktin olmaz ama Şubat ayında Mart ayında falan artık çalışan tayfa şunu söyleyecek diyecek ki ya artık yeter ya girelim de kurtulalım falan diyecek yani. O yüzden gençler zamanın kıymetini bir önceki rehberlik videomuzda da söylemiştik. 24 tane altınınız var her gün ve bu 24 altını lütfen iyi değerlendirin boşa savurmayın arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere sizleri çok seviyorum hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.